Merhaba. Şu an yanımızda Sayın Nazif Berat Bey var. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Şimdi Nazif Bey, siz inovasyon konusunda bilinen bir isimsiniz. Bugün Otodesk'in üretimde yeni dönemi konuşuyoruz etkinliğiyle alakalı. Neler düşünüyorsunuz? Teşekkürler Hakan Bey. Öncelikle bu etkinliğe davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Üçün of Belli İkliğiniz'in konusu aslında öğretimin üretimde gelecekte bizleri neler bekliyor? Bunun değinmeden önce özellikle inovasyon konusunda şöyle bir arkadaşlıkta fayda var. İnovasyon dediğimiz olay aslında bir şeyin daha tazesi diyebiliriz yani en temel basic olarak. Var olan bir ürünün geliştirilmesi, ondan sonra bunun daha kullanışlı ve tüketicinin ihtiyaçları doğrultusunda bir hale getirilmesi de biz inovasyon diyoruz. Future of Making Things'de de bu konu yer aldı ve burada şöyle bir benim bakış açım var. Aslında biz burada bugün tahammülsüzlük ekonomisinde konuştuk. Yani insanların her şeyi bir anda istemesi ve eskiden var olan kalite anlayışından ziyade bugün kullanattan daha ötesinde kullan değişir. Yani bugün bir şu bardağı kullandım, hoşuma gitti. Bunu ömür boyu kullanmıyorum. Artık günümüzde böyle bir ihtiyaç yok insanlarda. Aslında insanlar ekonominin gelişmesiyle beraber hep yeni bardaklara, hep yeni çeşitlerle vermek istiyor. Ve bu da aslında üretimin tamamen kullanıcıların tahammülsüzlüklerine göre, yani kullanıcıların isteklerine göre, onların üretimin şekillendirmesine bağlı olarak değişiyor. Bu tabii hayatımız her gün üretmeyecek. Mesela bizim yaptığımız çalışmalardan bir tanesinden bahsedeyim kısaca. Uzaktan kontrol edilebilen ayakkabı projesi, düşündüğü bir ayakkabı sizi yönlendiriyor. Bunu biz görme engelli vatandaşlar için hazırlıyoruz. Bu yarın bir gün akıllı bebek bezine kadar, bilir ki böyle bir tarzda çalışmalar var. Özetle bu şekilde cevap verebilirim.